Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar. Ben Deniz Öner Döşer. Harekete geçme zamanı. Yeni aydan sonra bu hafta başından itibaren Güneş-Mars kavuşumuyla aslında bir başka yeni ay bizi harekete geçiren bir zaman dilimindeyiz. Ve ben Deniz de harekete geçiyorum. Bu hafta sonundan itibaren Helenistik Astroloji Sempozyumunda konuşmacı olarak Yunanistan'a gidiyorum. Yunanistan'da bu yıl ilki yapılacak olan sempozyumda çok değerli konuşmacı meslektaşlarımla birlikte ülkemizden bendeniz de orada olacağım. Yani 2 Eylül'ün hafta sonunda bu sempozyumda konuşmak için Yunanistan'da olacağım. Harekete geçiyorum. Evet, harekete geçme zamanı dedik. Şimdi astroloji haritasından biraz bahsedelim. Güneş-Mars kavuşumu 2 Eylül'de gerçekleşiyor. Güneş ve Mars astrolojide harekete geçmek, cesaret ve yönetme becerisi aynı zamanda egoyu ifade eden gezegenler. Yani hayata asılmakla alakalı. Mars'ın tam da Güneş'le kavuşum yaptığı bu fazlara aynı bir yeni ayda olduğu gibi başlangıç enerjisi yüklenir ve daha aktif, hareketli. Başak Burcu'nda da gerçekleştiğine göre bir şeyleri düzeltmek, toparlamak veya hatalarını kritik ederek ortaya çıkartıp düzelterek harekete geçirmek için güzel bir zaman dilimindeyiz. Aslında henüz bir yeni ay gerçekleşti ve bu yeni ayla birlikte biz de yeni bir atılım döngüsüne girdik. 2 hafta sürecek olan bu haftanın genel gezegen açılarına bakarak konuşursak, Güneş-Mars kavuşumu Pazartesi günü 2 Eylül'de kesinleşiyor. Venüs-Jüpiter arasındaki kare açı da yine pazartesi akşamı kesinleşiyor. Venüs-Jüpiter karesi yeme, içme, parasal konularda müstiflik enerjilerini devreye getirir. Yani daha doğrusu aşırı yeme içme, aşırı harcama, kendi kişisel bakımına fazla zaman harcama gibi temalar veya bazen kendimize fazla müsaade ederiz. İşte aman bunu da yiyeyim ne olacak, şunu da yapayım ne olacak, şunu da harcayayım ne olacak, nereye harcamıyoruz ki deriz. Sonra kredi kartı ekstresi geldiği zaman onun karşısında böyle kala kalırız ya. İşte aynen öyle. Bu hafta müsrifçe harcamalara dikkat. Salı günü Merkür-Mars kavuşumu var. 3 Eylül'de bu eleştirel konuşmalarla alakalı bir zaman dilimi ve yeni fikirler ortaya koymak için aslında çok aktif düşünme zamanları, ama dilimize de hakim olmamız gerektiğini anlatıyor. Fazla eleştirel olmak bu dönemde çok akıllıca olmayabilir. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye bir laf var. İşte bu hafta belki doğruyu söyleyeceksiniz ama fazla eleştirel yaklaşırsanız size de aynı ölçüde yaklaşılabilir. Ona göre bu hafta sözlere dikkat. Güneş ve Merkür çarşamba günü kavuşuyorlar. Venüs-Neptün karşıtlığı çarşamba akşamı, yani 4 Eylül akşamı kesinleşiyor. İlişkilerde hayal kırıklığı, çözülmeler, zorlanmalarla ilgili bir risk söz konusu. Bu hafta ilişkilere özellikle çarşamba günü dikkat diyorum. Perşembe günü Merkür-Satürn üçgeni kesinleşiyor. Bu da aklı başında fikir ve projeler ortaya koymak, sağduyulu düşünmek veya aklı başında kimselerden fikir almak, fikir vermek açısından kullanılabilir. Yani şöyle diyebiliriz. Aceleci kararlardan kaçınmak gereken bir haftadayız. Pazartesi ve salı günleri alacağımız kararlar ve yapacağımız konuşmalar aceleci ve agresif olabilir. Daha sağduyulu konuşmalar yapmak açısından çarşamba ve perşembe günlerini kullanmak daha isabetli olur. Özellikle olgun aklı başında kişilerden tavsiye almak veya yaşlı olgun kişilerle konuşmalar, toplantılar yapmak açısından çarşamba, perşembe günlerini kullanabiliriz. Cuma günü Merkür-Jüpiter karesi var. Bizim de tam sempozyumun olduğu zaman, yani bol bilgi, bilgi bombardımanı diyebilirim. Çok enteresan astrologların bir arada olduğu, bazıları Türkiye'ye de geldi konuşmacı olarak. Bu arada organize eden çok değerli arkadaşım Angela Tiki ve Alexandra Karakostas, Yunanlı çok değerli iki tane astrolog, kulaklarını çınlatayım. İkisi de Türkiye'ye konuşmacı olarak geldi ve OPA, Profesyonel Astroloji Organizasyonu'nun
Yunanistan temsilcisi Angela Tiki ve eski başkanlarından Alexandra Karakostas çok değerli iki tane meslektaşım. Tabii çok değerli yine bir meslektaşım Gemini Brett Amerikalı ay sonunda daha doğrusu Eylül sonunda Türkiye'de olacak. O da orada konuşmacı ve Ehsan Kazeni İranlı meslektaşım. O da yine ülkemize gelecek, bizi de ziyaret edecek ve onunla birlikte İran astrolojisi, Persiyan astroloji derslerini hazırlıyoruz. O da orada konuşmacı olacak. Hep bir arada olacağız, tartışacağız. Cuma'dan itibaren böyle yoğun bir bilgi bombardımanı var. Ve yine Cuma günü Merkür'ün ay düğümleriyle uyumlu açısı var. Yani kadersel fikir alışlar, verişler, önemli konuşmalar, grup aktiviteleri veya aynı ideali paylaşan insanların fikir paylaşımları açısından güzel diyebiliriz. Cuma akşamı ve cumartesi günü boyunca etkin olacak Güneş-Satürn üçgeni yine aklı başında mantıklı, olgun kişilerle bir araya gelmek, olgunlaşmak. Hani tekamül sürecinde böyle bazen öyle insanlar kilit noktada karşınıza çıkar ki size hayatınızda her zaman hatırlayacağınız mesajlar, bilgiler, tavsiyeler verirler. Cuma, cumartesi günleri öyle bir atmosfer var. Aklı başında kişilerle konuşmak için güzel bir zaman dilimi ve son olarak pazar günü Güneş-Jüpiter karesinin etkileri devrede, abartılara açık, egomuzu fazla şişiren ve kendimizi olduğumuzdan daha fazla gösterme arzumuzun arttığı, tabii ki müsrifçe harcamalara da açık bir gün olarak dikkat çekiyor. Buna da özellikle vurgu yapmak isterim. Şimdi Koç burcundan başlayarak burçlar bağlamında nasıl bir haftanın bizi beklediğini değerlendirelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, gündelik hayatınız, girişeceğiniz prosedürel işler, daha evvel söylediğimiz belediye olur, efendim mali olur, krediyle, borçla ilgili konular olur. Bu alanda yapacağınız hareketlerle ilgili girişimcilik ruhunuzun çok aktif olacağı, bir ölçüde de mantıklı riskler almanız gereken bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. Ve bu haftanın genelinde özellikle pazartesi gününden itibaren tam da bunun içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Pazartesi günü birebir diyaloglar açısından dikkatli olmak gereken bir gün. Salı ve çarşamba günleri ödemeler, harcamalar, parasal konularla ilgili alışverişler özellikle dikkat çekmekte. Perşembe gününden itibaren ve cuma günü de devam eden şekilde seyahatler için güzel bir zaman dilimi, yabancılarla diyaloglar arasından güzel bir zaman dilimi, eğitimle ilgili konular, yeni açılımlar yaratmak için güzel bir zaman dilimi ve cumartesi ve pazar günleri de geleceğe yönelik plan ve projelerinizi özellikle olgun ve aklı başında kimselerle konuşmak için çok güzel iki günlük süreçte olacaksınız. Bu sıralar biraz sağlığa dikkat. Özellikle çok yoğun çalışanlar, çok yoğun enerji harcayanlar bu sıralar biraz vücutlarını iyi korumalılar, aşırılıklardan kaçınmalılar diyebiliriz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, bu hafta Güneş-Mars kavuşumu itibariyle burada işaretlediğimiz gibi baktığımız zaman çocuklarla ilgili risk almak gereken konular veya harekete geçmek gereken konular, sportif aktiviteler, hobisel aktiviteler, yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilecek aktiviteler, eğlenceli aktiviteler içerisinde yer alma, organize etme açısından asla güzel bir zaman dilimi. Aşk ve ilişkilerde tabii ki agresyondan kaçınmak gerekir. Hani daha işin keyifli boyutları açısından güzel diyebiliriz ama agresyondan kaçınmak, özellikle acelecilik ve aşırı eleştirellikten kaçınmak gereken bir zaman dilimi ve çocuklarla da ilişkilerde eleştirellikten kaçınmak bu hafta isabetli olur. Pazartesi günü biraz sağlığa dikkat, gündelik rutin işlerle ilgili daha fazla yöneleceğiniz bir zaman dilimi. Salı, çarşamba günleri ikili diyaloglar açısından aktif. Burada tabii çarşambayı daha çok tavsiye ediyorum. Önemli konuşmalar, görüşmeler açısından değerlendirilebilir. Perşembe ve cuma günleri kredi, borçlar, ödemelerle ilgili konular ön planda. Para hareketleri yapacaksanız perşembe gününü daha fazla tavsiye edebiliriz. Ve cumartesi ve pazar günlerine dönüp baktığımız zaman daha ziyade dış menşeli işler, rutin dışına çıkmak, değişik şeyler yapmakla ilgili konular ön planda. Eğitimle ilgili bir şeyler seçmek, hareketlendirmek üzere belki o konuları aile içinde konuşmak, kendi aranızda mütalaa yapmak açısından
değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, bu hafta özellikle aile içi konuşmalar, evle, yerleşimle, yer değişikliğiyle ilgili hareketlenmeler devreye giriyor. Taşınmak, yer tutmak, anlaşmasını yapmak, kiralamak, almak, satmak gibi temalar devreye girebilir. Aile içi konuşmalar, evlilik de dahil olmak üzere geleceğe yönelik önemli adımlar, köklenmek, temel atmak gereken temalar güçlü bir şekilde devrede. Bu hafta pazartesi günü aşk ve ilişkilerden yana şansınız yerinde diyebiliriz. Salı ve çarşamba günleri halletmek gereken işler, özellikle onları organize etmek açısından kullanılabilir. Çarşamba günü iş halletmek açısından daha rahat bir enerji akışı var. Perşembe ve cuma günleri ikili diyaloglar açısından güzel. Özellikle perşembe günü diğer insanlarla birebir toplantılar, görüşmeler, mülakatlar, anlaşmalar, el sıkışmaları için değerlendirilebilir. Cuma günü abartılara açık dikkat diyorum. Hani boyu aşmamak gerekiyor. Cumartesi ve pazar günleri ise para çıkışları devrede. Parasal konuları bu sıralar iyi planlamak, organize etmek gerekiyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu hafta yakın çevrenizde diyaloglarınız çok çok önemli. Ve asabi ya da vurucu, kırıcı, eleştirel sözlerden kaçınmakta fayda var. Ve aynı zamanda bu dönem eğer sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorsanız, yayınlıyorsanız, konuşuyorsanız sözlerinizi daha dikkatli sarf etmenizi tavsiye ederim. Bilhassa pazartesi günü bu bakımdan dikkat çekmekte. Pazartesi günü ailevi konular bir araya gelmek açısından aileyle güzel değerlendirilebilir. Salı, çarşamba günleri aşk ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda olumlu gelişmeler beklenir. Çarşamba, perşembe gününden itibaren diyeyim daha doğrusu ve cuma günleri günlük işleri halletmek, prosedürel işleri halletmek, başvurular yapmak açısından kullanılabilecek iki gün ve cumartesi ve pazar günleri birebir diyaloglar, özellikle kırdığınız insanlar varsa bunları tolere etmek, yaşlı insanlarla konuşmak, bir araya gelmek açısından kullanılabilir. Bu açıdan cumartesi gününü daha çok tercih edebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, parasal konular çok önemli bu sıralar. Bütçenizle ilgili konular, nereden para kazanacağınızla ilgili konular ve çalışma ve becerilerinin sayesinde daha fazla para kazanma şartlarını zorlayacağınız, kapıları zorlayacağınız bir zaman dilimi. Pazartesi günü daha ziyade yakın çevre kontakları devrede, kendinizi ifade etmek, bilgi paylaşmak açısından kullanabilirsiniz. Sözlere dikkat. Özellikle parayla ilgili aceleci kararlardan kaçının. Hani böyle inceleyip sıkı dokuyun, iyice hesaplamadan parasal işlere girişmeyin ve yatırımlar açısından en çok hani perşembe gününü tavsiye edebilirim hafta genelinde. Salı ve çarşamba günleri aile içi konular. Ön planda aile içinde konuşulacak şeyler, evle yerleşimle ilgili konular. Ve cuma ve cumartesi günleri biraz daha doğrusu perşembe ve cuma günleri biraz daha light, eğlenceli, keyifli, hani aşk ve romantizmle alakalı, sevdiğiniz hobilerle alakalı işler açısından değerlendirebilecek iki gün. Perşembe, cuma. Cumartesi ve pazar günleri ise halletmeniz gereken bir şeyler, sorumluluklar devreye girecek gibi gözüküyor. Sağlığa dikkat. Bu hafta en çok parasal konulara iyi odaklanın. Mantıklı riskler alınabilir. Aşırı risklerden kaçının ve aklı başında kişilere danışın bu hafta. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, tabii Başak burcu zamanları ve Başak burcundan önemli geçişler var. Mantıklı riskler alabilirsiniz. Önemli hareketlenmeler ve girişimler pazartesi gününden itibaren çok daha aktif kullanabileceğiniz bir zaman dilimi. Sözlerinize dikkat çekeceğiniz ama aşırı eleştirel olmamaya bakın. Özellikle hani böyle fazla evham endişe yüzünden veya çok fazla hesap kitabın içerisinde detaylara girmek yüzünden fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama buna da dikkat diyorum. Pazartesi günü parasal konularda daha aktif bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Önemli konuşmalar, görüşmeler salı, çarşamba günleri yapılabilir. Çarşamba günü daha çok tavsiye ediyorum.
Perşembe ve Cuma günleri daha ziyade aile içi konular, ev yerleşimle ilgili konular ön planda diyorum. Özellikle aile içinde yapılacak hareketler varsa, ev yer değişikliği varsa, gayrimenkul alım satımı varsa biraz daha bu iki güne bırakılabilir. Perşembe, Cuma. Cumartesi ve pazar günleri ise biraz daha hobisel aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda sorumluluk gerektiren durumların özellikle ön plana çıkacağı iki gün olarak gözükmekte. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Hani bu hafta aksiyon haftası ama sizde bu aksiyon sanki çok dışa yansımayacak gibi gözüküyor. İçeriden biraz elektriklenmeler olabilir. Hani harekete geçmek istiyorum ama bir türlü bunu yapamıyorum der gibi. Bu yüzden o enerjiyi agresif bir şekilde ortaya çıkartmamak veya kendine de dönük kullanıp çok tansiyon fırlamasın diye belki meditasyonlar veya küçük enerji çalışmaları, şifa çalışmaları bu tarz şeyleri tavsiye edebiliriz bu hafta için. Özel konuşmalar devam ediyor. Yani dışarıya çok açılmayan özel, kapalı konuşmalar. Biraz daha izole, retreat tarzında hani biraz daha böyle kapanıp çalışmalar yaparsınız ya. Tam böyle grup çalışmaları, kapalı çalışmalar yapmak aslında güzel. Başkalarıyla şifa vermek, şifa almak, tedavi, ilaç tedavisi olabilir. Herhangi bir sağlıkla ilgili konuyu tolere etmek, alışkanlıklarını bırakmak, sigarayı bırakmak olabilir. Buna benzer şeyler. Bu hafta böyle bir hafta. Pazartesi gününü özel konuşmalar açısından, kendinizi ifade etmek açısından kullanabilirsiniz. Salı, çarşamba günleri para hareketleri açısından değerlendirebilir. Çarşamba gününü daha çok tavsiye ederiz. Perşembe ve cuma günleri bilgi paylaşmak, konuşmak, başka lisandan insanlarla konuşmak açısından değerlendirilebilir. Özellikle cuma gününü iyi kullanabilirsiniz. Ve cumartesi ve pazar günlerinde ise aile içi konuşmalar, aileyle ilgili şeyler, ev yerleşimle ilgili konular ön planda olacak. Biraz burada zorlanmalar da devrede, aile içi ilişkilerine dikkat. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sosyal çevrenizde halkalar büyüyor. Daha çok aktif olun, daha çok insan içerisinde olun dediğimiz bir zaman dilimi. Tabii arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden, insanlardan sizi agrese etmek veya sizinle rekabet etmek isteyen insanlar da etrafınızda olabilir. Bu dönemde sanki sosyal çevrede kendinizi daha çok göstermek üzere daha aktif ve cesur ve girişimci olmanız gerekecek. Aynı ideali paylaştığınız insanlarla bir araya gelebilir. Kalabalık ortamlarda kendinize daha geniş halkalar yaratabilirsiniz. Pazartesi günü biraz daha içeri dönük kullanmakta fayda var. Salı çarşamba günlerine asılın diyorum. Kendinizi gösterin diyorum. Özellikle çarşamba gününü iyi kullanın. Daha kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir günde olacaksınız diyorum. Perşembe, cuma günleri parasal hareketler açısından haftanın şanslı iki günü. Tabii abartmamak, abartılı risk almamak lazım. Özellikle de cuma günü. Belki perşembeyi daha çok tercih edebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günlerinde ise yakın çevre ilişkileri, kardeşlerle ilişkiler, yakın yerlere seyahatler, geziler ön planda olacak. Tabii kardeşler ve akrabalar ilişkiler konusuna dikkat diyoruz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, bu sıralar iş alanında kendinizi gösterme zamanı, iş riskleri alma zamanı, işte daha aktif olma zamanı. Üst otorite figürleriyle çatışmalara da açık dikkat, patron, müdür, amir konumundaki kişilerle, devletle olan iş ve ilişkilerinize. Ama mantıklı riskler de almak gerekecek. Bu dönem böyle bir dönem. Bu dönemde yaptığınız konuşmalar daha fazla görülecek, daha fazla etrafınızdan dikkat çekecek gibi. Bu yüzden tabii ki çok kritik, çok eleştirel konuşmalardan da uzak durmanız isabetli olur ya da düşünmeden konuşmaktan diyelim. Özellikle de pazartesi günü. Pazartesi aynı zamanda böyle biraz daha arkadaşlar, sosyal çevreden insanlarla bir araya gelecek keyifli bir gün de olabilir. Salı, çarşamba günleri enerji biraz daha içe dönük çalışıyor. Belki daha gizli de yapacağınız işler arasından çarşamba günü kullanabilirsiniz. Perşembe, cuma gününden itibaren ortaya çıkış daha açık, aşikar, her şeyi daha açıkça ifade etme zamanları. Cumartesi ve pazar günlerinde ise parasal konular, özellikle harcamalar dikkat çekmekte. Bu dönemde işe asılın ve kendinizi göstermek için tereddüt etmeyin. Aşırı inceleyip sıkı dokumaktan uzak kalmanızda ama hesapsız da davranmamanızda fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, bu dönem özellikle
dışa dönük işler yapanlar arasından çok aktif. İnternet, yayıncılık, araştırma, eğitimle ilgili proje geliştirme, bu alanlarda çok aktif, risk alabileceğiniz bir zaman dilimi. Belki daha evvel gitmeyi cesaret edebildiğiniz yerlere gitmeye kalkışabilirsiniz, yolculuklar yapabilirsiniz, eğitimle ilgili daha evvel risk alamadığınız şeylere risk alırsınız, yeni bir adım atarsınız. İnsanlara eğitim vermek olabilir, birilerinden eğitim almak olabilir. Hukuksal konularda çarpışmak gerekir bazen, böyle bir risk alabilirsiniz. Pazartesi günü özellikle iş, otorite figürleriyle görüşmek açısından değerlendirilebilir. Salı, çarşamba günleri sosyal alanda daha aktif kullanılabilir. Arkadaşlarınızdan sempati duyduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri biraz daha içe dönük bir enerji akışı var. Meditasyonlar kendi iç bilgeliğine yönelmek açısından güzel. Ve cumartesi, pazar günleri duyguları daha açık bir şekilde ortaya koyma zamanları. Bu dönem tabii ki hayat sizi biraz tutuyor, biraz yavaş ilerliyorsunuz, zorlanıyorsunuz, yoğun bir dönem. Ama aynı zamanda gelişiyorsunuz. Hani biraz ya sabır zamanları, özellikle olgun, aklı başında, tecrübeli, sizin zorlandığınız durumları görmüş, geçirmiş insanlarla bir araya gelin. Onlardan bilgi, görüş alın. Bir tek sizin başınızda değil bunlar manasında. Hani etrafınıza biraz bakın. Sadece bana oluyor gibi düşündüğünüz şeyler varsa biraz etrafınıza sorun. Başka insanların da tecrübe ettiği şeyleri, deneyimlediğinizi fark edeceksiniz. Belki de o zaman çok daha rahatlayacaksınız. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu dönemde parasal ödemeler, harcamalar, krediler, borçlar, dışarıdan alacak tahsilatlar, bu alanda yoğunlaşma devrede. Tabii bazen hakkımızı istemek için daha fazla müracaat ve mücadele etmemiz gerekir. Bu belki hak aramak için dava açmak manasına da gelebilir. Tazminatını istemek, nafakasını istemek, bir iş yaptığınız bedelini almak, ortak işlerden para kazanma yönünde daha aktif olmak, bankaya müracaat etmek, kredi almak. Yani bu alanlar en çok aktif gözüküyor. Pazartesi günü biraz daha rutin dışına çıkabileceğiniz, olaylara daha geniş perspektiften bakabileceğiniz, daha rahat ilerleyebileceğiniz bir gün olabilir. Ama parasal alanda ödeme, harcamalar ve mücadele devam ediyor. Salı ve çarşamba günleri iş, kariyerle ilgili konularda girişimler, özellikle çarşamba günü önemli etkili pozisyondaki kişilerle görüşmeler yapılabilir. Ve perşembe, cuma günleri sosyal alanda daha aktif kullanabileceğiniz iki gün. Özellikle perşembe günü ağır, aklı başında, tecrübeli kişilerden tavsiye almak açısından değerlendirilebilir. Cumartesi ve pazar günleri biraz kulağın üstüne yatma, her şeyi duymama zamanları, dinlenme zamanları, sağlığınıza iyi bakın, biraz daha böyle geri çekilin. Cumartesi, pazar biraz arkanıza yaslanın. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, bu dönem birlikte hareket etme zamanı. Yani harekete geçme ve harekete geçirilme zamanı. Siz birilerini harekete geçirebilirsiniz, birileri sizi harekete geçirebilir. Ama bilin ki bu bir mukabeleden kaynaklanacak. Yani tek başına değil, birliktelikten kaynaklanacak. Veya bu dönemde kendi sesiniz kulağınıza gelsin diye biraz muhataplarınızla konuşun, fikir alışverişleri yapın. Ama aşırı eleştiriler yapmayın. Ağır eleştiriler geri dönüş yönebilir size. Ama mütalaa etmek, konuları müzakere etmek, münazara etmek ya da efendice tartışmak diyelim. Akıl fikir alışverişleri aslında pek tabii ki bu hafta değerlendirilebilir. Bu bakımdan özellikle hafta sonunu, bilhassa cumartesi gününü iyi kullanabilirsiniz. Pazartesi ve salı günleri de aceleci kararlara açık, dikkat. Pazartesi günü aynı zamanda ödeme harcamalarla ilgili konular ön planda. Salı, çarşamba günleri yurt dışı, yabancılar, uzak yerlerle ilgili konular, seyahatlerle ilgili konular, hayatta bakış açınızı genişletecek bir takım olaylarla karşılaşabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Perşembe, cuma günleri iş başvuruları, işteki girişimler, önemli etkili pozisyondaki kişilerle konuşmalar, devletle yapılan işler varsa bu alanda daha aktif olmak açısından kullanılabilir projenizi gösterme zamanı. Ve cumartesi, pazar günleri sosyalleşin, arkadaşlarınızdan, bilhassa aklı başında olgun kişilerden tavsiyeler ve destekler alabilirsiniz. Onlarla birebir işler, arkadaşlarla birebir işler, tavsiyeler, destekler devrede olacak.
Evet, haftayı burçlar açısından da bu şekilde değerlendirmiş, tamamlamış olduk. Haftanın geneline baktığımız zaman şöyle dedik. Haftanın özellikle ilk yarısında aşırı aceleci davranmayın. Haftanın ikinci yarısında daha sakin ve aklı başında bir enerji akışı var. Güneş-Mars kavuşumu. Mars, hep söylüyoruz, bu yıl çok dikkat çektik. Tekrar dikkat çekiyoruz. Mars yangınlarla alakalı. Mars askeri konularla da pek tabii ki alakalı. Bu açıdan da bu hafta genelinde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle rüzgarlı havalarda, Merkür'de Güneş ve Mars'a yakın gittiği için, rüzgarlı hava koşullarını anlattığı için. Astroloji okulundan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.